Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şaka videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar şu anda bağıramıyorum. Annemlerin odasındayım. Ve şaka videomuzda Sıla ile Miray'a büyük bir şaka yapmayı düşünüyoruz. TikTok'ta falan zaten dolaşıyor bir videolar. Herkes kardeşlerine yapıyorlar. Ve kardeşleri gerçekten inanılmaz tepkiler veriyor. Ağlıyorlar, zırlıyorlar. Bakalım nasıl olacak? Benim kardeşlerim nasıl tepki verecekler? Ben çok merak ediyorum. Şakamızı hemen anlatayım. Anlatmaya geçmeden önce. Gizli kameramız. Bence belli olmuyor arkadaşlar. Burada geçecek olay. Ben şimdi burada arkadaşlar benim kuzenimin işte yengesi var. O şey yapacak. Diyecek ki alo diyecek. Roblox oynamaya devam ettiğiniz için size yüklü bir para cezası geldi. 20-30 bin lira falan. Hesabınıza atmanız gerekiyor. Adli işlemler başlatacağız yoksa işte icra gelecek evinize falan filan böyle. Atacak sallayacak. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ben çok korkuyorum gerçekten tepkilerinden. Ağlayacaklar mı? Ağlarlarsa ben dayanamayacağım. Annemleri falan da çağıracağım. Nasıl dursam ki acaba inanırlar? Nasıl durayım? Ay beni aramışlar. Bekleyin. Bir daha ara, bir daha. Bekle. Sıla Mira! Sıla! Sıla! Gel, acil. Kardeşim acil gel. Kardeşim. Acil çağırsın. Ya gel. Bir saniye bekleteceğim ben sizi. Kusura bakmayın. Sıla gel buraya. Kapat telefonu, kapat. Dediklerinizi tekrardan söyleyebilir misiniz acaba? Kullandığınız mobil operatör üzerinden VPN sağlanarak Roblox oynadığınızı görüntülüyorum şu anda. Roblox oyunu biz sildiler diye biliyorum ben. Ne zaman oynamıştır en son? En son ne zaman? Ne diyorsun Sıla? Ne zaman oynadınız en son? Ne zaman oynadınız en son? Oynama abla, şaka yapıyorum. O kadar belli ki ya. Abla şaka. Kızım deli misin? O kadar belli ki şu an şaka yaptım. Çünkü borcun 2000 içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yoksa kayıtlı adreslerinize icra işlemi uygulanacak. Tamamdır. Bir saniye bekleteceğim ben sizi. Sıla annenle babanı çağır. Çok ciddiyim. Sıla çok ciddi. Türk Telekom benim üstüme çünkü. Anne baba. Baba neden ki? Biz anne, benim üstüme. Hayır, neden yani para ödeyecek bir de? VPN'den girmişiz çünkü. Tamam, VPN'den giren daha çok fazla kişi var. Tamam da Mira siz girmişsiniz. Ya, babam bir kere yaptı. Sizin telefon numaranızı verdi. Türk Telekom'dan sizin üstünüze VPN'le ne? Girmişsiniz. Ne? Yemin ederim ben bu telefondan girmedim. Yalan atıyor. Numara 0543. Ya. Evet doğru. Baba. Otur şuna. Kardeşim ama bilmiyorum, baba kapatmıyor mu? Baba şey yaptılar, beni aradılar. Sıla gel şuraya, gel. Geldin mi? Seni nereden aradılar ki? Bilmiyorum baba. Kim o? Şey diyor, borcunuz var diyor, ödenmemiş. Ne borcu? Borç var diyor. Yani, Roblox oynadığımız şey için. Ha. VPN'le iletişim sağlandığı için 40 bin lira borcunuz var. 2 gün içinde ödenmezse kayıtlı bütün adreslerinizle icra başlatmak zorundayız. Onunla ilgili ulaşım sağladım ben. VPN yüklendiği için mi oldu bu?
Evet, biliyorsunuz Roblox devletimiz tarafından yasaklanmış bir oyun. Evet. VPN de şu an kullanılmıyor. İrem bir dur. Çoğusuna sınırlama getirildi. Ve VPN kullanarak buna erişim sağlanmış. Buradan bir İrem'i arayayım. Tamam, siz konuşun. Bir dakika. Bir dakika bekler misiniz? Tabii ki bekliyorum. Sesinde kal. Çalıyor telefonu. İrem abla bu ya. Abla şey. Ya, ama evet. Ama şaka. Efendim İzzet abi. Ha İrem, yanlışlık oldu ya. Pardon, affedersin. He, tamam. Tamam. Bir dakika dursana İrem. Hatta dursana. Konuşuyor musunuz bir saniye? Tabii ki. İrem. Ha, tamam İrem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, tamam. Şaka var ya. Vallahi değil İrem. Ben ne yapayım? Tamam tamam. Ben sizi babama veriyorum. Bana ben, veriyorsun. Baba ben bilmiyorum ne yapacağım. 40 bir şey diyeceğim. 40 bin lira mı dediniz? Evet, 40 bin lira bir borç var. Hali hazırda kullanılan numaraya biz birkaç sefer bilgilendirme mesajı gönderdik. Hesap ama tarafımıza bir dönüş yapılmadı. Hesap dökümünü atabilir misiniz acaba? Yani benim ben mail adresi versem size. Tabii sen ki gönderebiliriz. Tamam. Mesajlarımıza dönüş yapılmadı. O yüzden aramak zorunda kaldık. İki tamam. Gün zamanınız kalmış. Ödemezseniz adreslerinize icra gönderilecek. Otursana şöyle bir dakika. Otur. Ben veriyorum mail adresini. Fransa Rize ingilizce.com. Ne zaman gönderirsiniz? Bir bakalım kontrol. Yarın mesai saatleri içinde arkadaşlarımız size hesap dokümanlarını gönderecektir. 1000 liraya tekabül ediyor. Tamam oldu. Tamam. Tamam. Yarın bir görüşelim o zaman sizinle. Tamamdır. Ama 2 gün içinde bunu ödemeniz gerekiyor çünkü zamanı kalmadı bunun. Direkt icra işlemleri başlatılacak, bilginiz olsun. Tamam, ben mail adresini bekliyorum. Mail adresini bekliyorum şeyi. Tamam, dediğim gibi yarın arkadaşlarımız sabah saatlerini size iletmiş olur. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şu şeye bakabilir miyim sizin? Soracağım. Bir dakika, el uçsam mısın ya? Ya ben annemi buradan girmedim ki bu şeyle. Ama VPN de girmişsin. VPN girmedi. Kapat kapat, annemi çağıracak mı? Söyleyecek miyiz onu? Ben VPN'i açmayı bile bilmiyorum. Nasıl gireceğim ben bunu? Bak, VPN'den dolayı olmayabilir. Roblox'un yasak olduğu için girdik diye bilgisayardan dolayı bir sorun yaratmaz. Çünkü biz başka ülkeyle girdik. Ama siz bilmiyorum ya. Ya ben bununla girmedim ki. Siz girdiniz mi Roblox'a? Hayır. Sen VPN'den girdin mi? Girdim. Onda ben baba VPN'de nasıl yapayım baba? Ya baba biz ne bilelim? Tamam. Bize suçu atma. Biz bir şey yapmadık. Hayır ama VPN kullanıyorsunuz siz. Bakın VPN. Tamam hayır. Yasak. VPN'de Roblox'a girmedi. Mira hani yasaklandı ya. Ya evet. Yasaklandı ya. Roblox. Roblox yasaklanmadan önce oynuyordunuz değil mi? Evet oynuyordum. Tam yasaklandığı zaman oynamaya devam ettilerse belki o yüzden olabilir. Gönül. Veya siz bunlar Roblox aldılar baba. Gönül. Ne zaman? Bir dakika gelsene. Gelsene bir dakika. Oo. 40 bin. 40 bin. Gönül. Şimdi 40 bin. Ne? Bak. Nerede? Bak. Neredesiniz? Dur. Neredesiniz? Şimdi Roblox'tan aramışlar. İlgili de Roblox firmasından aramışlar. Niye? 40 bin liralık bir cezadan bahsediyorlar. Ne? 40 bin liralık bir cezadan. Bunlar VPN kullanarak Roblox'a girmişler. VPN var ya. Baba bak. Kişisel bilgileri. Hayır, kişisel bilgileri almışlar. Siz nereye gidiyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Kamera çakası. Siz biliyor musunuz VPN'den nasıl girdiğimizi? Ya ama gerçekten yapmıyoruz şaka, ne şakası? Keşke şaka olsa bu. Mira sen biliyorsundur VPN'den falan. Ya anne ben ne bileyim, maske atma. Sen mi gösterdin? Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasıl buldu hemen ya? Ya evet ya, ben o kadar belli ki baba. Ya video çekiyorum. Ya ben sana merhaba. Ya bir hayır, Mira ilk anladı. İlk Mira anladı. Ya bir an bile şaka ol. Ay gerçek olduğunu düşünmedim ya. Ya arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz ya. Nasıl çünkü anladın? Bir şey söyleyeyim, neden nasıl anladılar biliyor musun? Onlar çok akıllı. Ne yaptıklarını çok ya iyi biliyorlar. Ya kim lan bu? He? İnandınız mı bir an? Bir an inandınız mı? Ya ben falan inandım gerçekten. Ben inanmadım ki. İnanmadın mı? Ya o kimdi? Birsu ablaydı. O kimdi? Su ben yenge... zaten inanmayacak, anlayacaklarını biliyordum ya. Vallahi biliyordum biraz. Ya arkadaşlar ama bak. TikTok'ta gerçekten herkes inanıyor. Sıla'yla Emre inanmıyor. Ama galiba çok haşır neşirler ama böyle şeylerle. Hayır, onlar daha küçükler. Bir an inandım diyor. Bir an inandım ama
Küçükler onlar bence. Bu Mira ve Sıla'dan daha küçük yaş grupları daha bu şakayı, bu tür şakaları yutabilir, yiyebilirler ama Sıla... Ama Sıla bir tedirgin oldu 40 bin lira deyince. Ya hayır, ben şaşırmadım. Sonuçta neden ödemeyeyim? Ama kamera çok görünür yerde. Evet ya. Gerçekten. Ben sana ne dedim ben baba? Böyleyim. Evet Sıla, güzel, inandın mı? Ben, hayır. Ben vallahi eminim. Bir daha bunlara şaka yapmayacağım ben. Ben hatta üzülürler mi acaba böyle bir şakada? Vallahi söylerim diye ama şey yapmadım. Üzmek istemedim çünkü Sıla ile Mira'yı. Mira. Toparla yavrum, toparla toparla. Ben dedim tıkam olacak mısın? Sinirli galiba şu anda. İnandın mı bir an? Evet. Ha? Evet inandım, sinirlendim. Aa orada Louis, bak işemiş. Arkadaşlar böyle şakaların devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Bu tabii çok başarılı bir şaka olmadı. Ben daha çok uğraşıp güzel bir şaka yapmayı düşünüyorum. Hatta şaka değil arkadaşlar. Kışkırtıcı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kışkırtıcı. İnşallah. Yaparsın. Bu cümle kışkırtıcı. Sıla'yı tahrik etmeyi kızı düşünüyorum. Kışkırtacağım arkadaşlar. Mira'yı da aynı şekilde. Kışkırtıcı, tahrik. Arkadaşlar göreceksiniz. Bu hiçbir şeydi. Bu öylesine onları böyle bir şey yapmaktı, ısıtmaktı, alıştırmaktı. Bir sonraki şakalarımda görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Öğreteceğim ona. Öğreteceğim mi? Hadi bakalım.